Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Kıyamet üç türlüdür. Küçük, orta ve büyük olmak üzere üç tür kıyamet vardır. Küçük kıyamet, Azrail aleyhisselamın canını almak üzere gelmesiyle gönlünün değişmesi, Kur'an'ın ifadesiyle geceyle meşh olup kararmasıdır. Mesela gönlün köpek, maymun, domuz veya başka bir vahşi hayvan suretinde olabilir. Allah celle celaluhu Muhammed ümmetini hayvan suretiyle aşır olmaktan korusun. Azrail aleyhisselam hayvan suretindeyken canını aldığında ebediyen bu suret üzere kalıp aldanmışlardan olursun. İnsan suretinde yaratıldıktan sonra hayvan şeklinde haşrolup cehenneme gitmek küçük kıyamettir. Orta kıyamet, kişi ölüp de kabre konulduğunda münker ve nekirin sorularına doğru cevap verememesidir. Bunun üzerine bu meleklerden dayak yemesi kabrinin sıkıştırılmasıdır büyük kıyamete işaret olan birçok azapla kabirde karşılaşmaktır. Büyük kıyamet, umumi kıyamettir. Allah ondan razı olsun. Mugire bin Şube'den rivayetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kişinin kıyameti kopmuştur, buyurmuştur. Buradan anlaşılıyor ki, ölen kişi, cenneti, cehennemi ve melekleri görür. Öldükten sonra bir şey yapamaz. Yaşarken ki itikat ve ameliyle kıyamet gününde dirilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz buyurur. Devlet ve saadet hayatını hayır işlerinde geçirenlerindir. Zira ahirette amel kişiye çok gereklidir. Amellerse neticeye bakar. Ebu Bekir vasiti devlet üçtür. Kişinin hayatında, ölümünde ve kıyamet gününde der. Kişinin hayatındaki devlet, ömrü ibadet, taat, zikir ve güzel ahlakla geçirmektir. Ölüm vaktindeki devlet la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek can vermektir. Kıyamet günündeki devletse kabirden kalkıldığında meleklerden sen kurtulmuşlardansın müjdesini almaktır. Ey Aziz Allah Celle Celaluhu seni ve davranışlarını ıslah etsin. Her kim Rabbine itaatkar olur, nefsini emmarelikten kurtarıp mutmainneliğe çıkarır ve öylece imanla ölürse şüphesiz Hak Teala kalan nimetleri de ona ihsan buyurur. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım ihsan ve inayetinle bize kolaylıklar sağla ey akıllı kişi. Dünyanın halini düşünerek bak. Baban, annen, oğlun, kızın, kardeşin ve komşuların gitti. Eşin ve dostun, yarın ve yoldaşın hepsi gitti. Kadın gitti, erkek gitti. Senden evvel ve sonra gelenler de gitti. Elbette sen de gideceksin. Gitmemenin çaresi yok. Bu gerçek. Dolayısıyla bu fani mülke sarılmanın manası yok. Ey gafil insan, ne yaptığının farkında mısın? Ey Asis, dünyaya gelen gider. Bu yüzden akıllı olan yol hazırlığı yapar. Sen bu fani dünyada kalacağını mı sanıyorsun? Bu zanla kendini salıverdin. Hiç aklına ölüm gelmez mi? İbret için gidenler yetmiyor mu? Unutma, gün gelir bu geniş dünya sana dar gelir. Uzun emellerin kısalır. Oğul kız, anne baba seni ölüm derdinden kurtarmak için çare bulamaz. Seni sevenler yabancılaşır. 5-10 gün içinde seni unutup bıraktığın mal için çekişirler. Onlar böyleyken sen kara toprakta hasretle yatarsın. Dünyada akıllı insan odur ki bunları önceden görüp ders alır. Zira kişiye ölümden büyük vaiz ve nasihatçi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin İbrahim isminde bir çocuğu vardı. 14- veya 17 aylıkken vefat etti. Yıkayıp kefenler, namazını kılıp kabre koyarlar. Münker ve Nekir melekleri onun da kabrine gelip "Rabbin ve peygamberin kim?" diye sorarlar. Çocuk "Rabbim Allah'tır" der. Babasından utandığı için "Peygamberim babamdır" demez. Zira o sıra mübarek babası Sallallahu aleyhi ve sellem kabrin başında beklemektedir. Oğlunun durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme malum olur ve gözleri yaşlanır. "Ey oğul!" diye buyurur. "De ki: Rabbim Allah'tır. Peygamberim ahir zaman peygamberi ve babam olan Muhammed Mustafa'dır." Ey aziz! Bu durumu niye hafife alıyorsun? Meselenin derdi neden gönlüne inmez? Bu korku bir nebze kalbine bulaşsa, nefsi emmarenin sıfatlarını oradan çıkartır, dünyanın makam ve muhabbetini gönlüne ayna yapmaz, kalbindeki gamları silersin. Dünya işlerini çoğaltmaz, uzun emellere yenilerini eklemezsin.'' Unutma, kabirden sonra kıyamet günü gelir. O da büyük bir gündür.